Kolay gelsin. Kış lastiği uygulaması yapıyorsunuz. Nelere dikkat ediyorsunuz? Kış lastiği uygulamasında kış lastiği diş derinliği 4 milim ve üzerinde olacak. Buradaki semboller olacak. M artı S. Kar tanesi işareti olacak. Hadi yolculuklar. Çölü kaldıralım. Araçlar durduruldu, lastiklere bakıldı. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği denetimi vardı. 1 Aralık itibariyle kış lastiği uygulaması başladı. İstanbul Emniyeti ekipleri de otogardan çıkış yapan otobüsleri tek tek durduruyor. Araçlardaki lastiklerin derinliğini kontrol ediyor. Şu an 10 milim ve üzerinde lastiğin derinliği. 4 milim ve üzeri olacaktı yasal sınır. Standarttan üzerinde herhangi bir sıkıntı yok. Denetimler İstanbul'la sınırlı değildi. Yurdun dört bir yanında gün boyu devam etti. Bolu'da da ekipler ticari araçları tek tek durdurup kış lastiği takıp takmadıklarını kontrol ediyor. Kış lastiği 7 santigrat derecenin altındaki tüm sıcaklıklarda ve özellikle 0 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırır ve fren mesafesi özellikle %50'ye kadar artırır. Yozgat ve Kırıkkale'deki kontrol noktalarında da araçlar durduruldu. Bence yapılması gereken de odur yani. Kar lastiğini uygulanması, denetlenilmesi yapılması gerekir yani. Daha çok kaymasını engelliyor. Aracın durmasını daha çok şey olur, sağlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan'a kadar sürecek. Kurala uymayan sürücülere ise 846 lira ceza kesilecek.